yeryüzünün en alt katmanına kadar, 3000-5000 metre kökleri salınmış bir ağaç düşününüz. Mesela bir ağacın olsa olsa kökleri 20 metre gider aşağıya. Daha fazla gitmez. Havasızlıktan orada büyümez zaten. Ama bir ağaç düşünün ki, 5000 metre kökleri aşağıya kadar gitmiş. Ya bu ağacı nasıl kaldıracaksın? 5000 metre toprağı nasıl kazacaksın? Müslümanların son 20-30 yıldır aralarındaki gruplaşmalar, ayrılıklar böyle bir ağaca dönüştü. Yemen bombalanmış, Kuzey Irak bombalanmış, Basra harap olmuş. Bu ağacı kim kurutacak ya? Ümmeti Muhammed birbirinin arkasında namaz kılmaz hale gelmiş. La kattar Allah sen filan sahabeyi seviyorsan ben onu sevmiyorum artık diyecek hale gelmiş. Bu ne büyük afettir ya. Herkes kendi koltuğunu sağlamlaştırmak için o koltuğu ona veren hocasını peygamberden sonra en büyük adam haline getirmiş. Ümmetimizin içindeki bu derinleşen ve toprağın en alt katmanına kadar kökleri uzanan bu ayrılık fitnesi, herkesin kendi grubunu tapınılacak bir put haline getirdiği düşünce. Yahu hakikaten çok kötü. Bizimkiler hariç herkes böyle yapıyor. Bir bununki böyle yapmıyor. Bir bu, bu bunun grubu hariç zannedersin. Herkes çünkü birlikten bahsediyor. Nasıl ama gelin bana. Gelin birleşin. Bana gelmeyen ayrılıkçıdır." diye öbürü de öyle dediği için bir daha bir araya gelinmiyor. Bu topraklarımızın üstündeki camilerimizin yıkılmasından harap edilmesinden daha büyük bir fitnedir. Daha büyük bir beladır. Bunun içinde müminlerin oturup projeler üretmeleri lazım. Daha fazla derinleşmeden bu fitnenin, bu ayrılığın, bu ayrılıkçılığın, bu bölünmüşlüğün, bu gruplaşmanın daha fazla derinleşmemesi için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünün cennete girmek için yeterli olması gerekiyor. Allah cennetini veriyor la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyene şarapçı bile olsa. Şu sene zina yapmış, tövbe etmiş biri olsa bile bu kelime-i tevhidin bedeli cennettir. Ama bir grup Müslüman sabaha kadar o kelimeyi söylesen bile onların grubuna katılmadıkça sana cenneti uygun görmüyor. Bahsettiğim afet budur. Nauzu billahi teala. Biz kafirlerin Mescid-i Aksa'mıza yaptığı tahribatı konuşurken şunu düşünmüyoruz. Ya bu mel'unu Allah helak etse bir gün, kuruyup git. Bunlar zaten dedeleri maymun olmuştu bir gün. Yeniden bunları Allah maymun etse ki, zor mudur Allah için bunları bir kere daha maymun etmek? Maymun bunlar ormana kaçsalar hemen, oradaki ormanlara kaçıp gitseler, nereden korkarım biliyor musunuz? Ondan sonra Kudüs'ü sen mi idare edeceksin, ben mi idare edeceğim? Filancılar Kudüs'e gelinmesi caiz mi değil mi kavgamızdan, 60 senedir Yahudinin öldürdüğünden fazla Müslüman birbirini öldürür herhalde geliyor bana. Afet budur işte. Nasıl namazdaki hatalarımız için sevvi secde yapmamız gerekir diye düşünüyorsak, bu hatamızın da sevvi secdesi nasıl yapılıyor? Tövbesi nasıl yapılıyor? Samimi bir Müslüman, birbirimizi seven bir Müslüman olmak için neler yapmamız lazım? Bunu da bir düşünmek zorundayız.